Arkadaşlar, bu son depremlerle ilgili olaraktan hazırlanan bir rapor var. Depremin nasıl olduğu, yıkıcılığının ne olduğu hakkında. Bakın, burada hazırlayanlar arasında Yasin Yaşar Yıldırım, jeofizik yüksek mühendisi, Erdost Arzuman, jeofizik mühendisi, Esra Kalkan Ertan, jeofizik yüksek mühendisi, Evrim Yavuz, jeofizik yüksek mühendisi, Hakan Mehmetoğlu, jeofizik yüksek mühendisi, Kemal Duran, jeofizik ve geoteknik yüksek mühendisi, Özlem Tut, mimar, daire başkan. Ve katkıda bulunan, yani burada diğer akademisyenleri de görüyorsunuz. Yani şu şekilde, bunların hazırladığı bir çalışma. Çalışmayı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Buradaki megaton dediğimiz, yani Richter ölçeği dediğimiz durum var ya, bu 7,7 ya 7,8 aslında ve 7,5 olayını anlatıyor. Buradaki Türkiye'nin tektonik durumu. Bunu anlatayım çünkü çok önemli bir şey. Yani Türkiye'nin tektonik durumu, bakın burada daha şey, Anadolu levhası, Arap levhası, Kuzey Anadolu fay hattı. Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı. İki levhanın, iki fayın arasındaki levha Anadolu bloğu diye geçer. Tamam mı? Bunu bilmiş olalım. Ve burada anlatayım ben bunu size. Bakın, burada biraz daha tafsilatlı anlatılıyor bu olay. Kırşehir Masifi, yani bu şekilde Ankara'nın batı yakası, doğu yakasına kadar, özür dilerim, doğu yakasına kadar devam etmiş ve yani Torit bloğu diyerekten ve Anadolu bloğu diyerekten iki bölüme ayrılmış olan ne var? Bir yapılanma var ve bu yapılanma, yani üçlü yapılanma, ne yapmış? Türkiye'yi oluşturan bir yapıdır. Türkiye'nin tektonik durumu. Ülkemiz Avrasya levhasına sabit kabul edildiğinde Anadolu levhasının yılda 30 milim, yani 3 santime varan batıya doğru kaçışı ile birlikte Afrika ve Arap levhası sırasında 10 milim yılda ve 18 milim kuzeye doğru hareket etkileşimi olmaktadır. Söz konusu levhaların göreceli olaraktan yıllık ortalama kayma hızları farklı olması ise ülkemizin tektonik karmaşıklığından kolaylıkla açıklayan en önemli bir parametredir. Bakın, bu anlattığım şeyi tekrar anlatmayacağım. Kuzey Anadolu fay zonu, şuradaki fay zonu, bakın şu yukarıdaki NF, NAF yazan yer var ya, bu Kuzey Anadolu fay diye geçer. Doğu Anadolu fay diye geçer ve bu Akdeniz'in Kıbrıs'a kadar gidip orada devam eder. Yani bu iki fay zonun şeyini de yapar. Ve burada Bitlis-Zavros fay zonu vardır. Bu da şurada bulunur. Bu Bitlis'ten alt kısmından başlar ve Zagros dağlarına kadar devam eder. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7,8, 7,7 dediğine bakmayın, 7,8 Şehit Kamil ve 7,5, 7,6 diyorum, Maraş Ekinözü depremleri, Bingöl Karlova'dan başlayıp Hatay'a kadar uzanan, buradan güneyden gelen Ölüdeniz fay zonunu kesişen Doğu Anadolu fay zonundan Ölüdeniz fayının uç kısmına kadar gelmiştir. Gün içinde meydana gelen depremlerin birincisi 7,8 Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fay zonunun kesiştiği Yasemi, Kara Sakça, Özgöz ve Narlı segmentlerine çok yakın bir konumda. İkincisi de 7,5 olaraktan Doğu Anadolu fayı içinde kolların çardak fayı üzerinde kırılmaya başladığı merkez üstünde göstermiştir. Bakın, ben bunu şöyle anlatayım size. Yani bu şuradan başlıyor. Bingöl Karlova'dan başlıyor. Şurada. Yani şu bölgeden başlıyor. Ya yani bu fay zonu. Buradan devam ediyor. Ve Narlı dediğimiz şu bölgede son buluyor. Şu bölgede son buluyor. Ve ondan sonra aşağıya doğru,
yani Antakya'nın olduğu uca doğru devam ediyorum. Antakya'nın olduğu uca kadar devam ediyorum. Evet. Burada fayları anlatıyor. Yani isteyen detaylı olarak da inceleyebilir bu fayların ne olduğu hakkında. Ve burada da yani çıkan magnitüt denen şey de megaton cinsinden çıkarttığı güç miktarını söylüyor. Bakın o kırmızı 7 ile 8 megatonluk güçler, 6 ve 7 arası yani o renkteki megatonluk güçler, 5 ve 6 arasında, 5 ve 9 arasında çıkarttığı megatonluk güçleri anlatıyor. Yani sadece bir deprem değil, birden fazla deprem olayı olmuş. Fakat yıkıcı deprem, işte 7 ve 8 bandındaki deprem, iki deprem, bu Elbistan depremi diye bildiğimiz veya Pazarcık depremi diye bildiğimiz deprem. Ama Pazarcık'tan ziyade bu deprem esasen Şehit Kamil'in olduğu yerde olmuş. Bakın burada da aktivitelerin durumu anlatılıyor burada. Burayı da bir okuyalım isterseniz beraber. Türkiye saatiyle 17'de Şehit Kamil'de, yani Antep Şehit Kamil'de büyüklüğü 7,7 ve 13.24'te de ise Maraş Ekinözü'nde 7,5 olan iki büyük deprem meydana gelmiştir. Bakın. Birinci deprem burada oldu. Birinci deprem. İkinci deprem de şurada oldu. Ekinöz dediğimiz yerde oluyor. Hani şimdi hocam Elbistan deniyor. Elbistan değil mi? Şimdi biz buradaki fay zonuna verdiğimiz isim bu. Yani bölge tamam Elbistan ilçesine bağlı olduğu için o isim alıyor. Hani burada da yani aşağısı kısmında da yani aslında Pazarcık değil ama asıl ana deprem burada olmuş ve yıkıcılığı burada daha Pazarcık dediğimiz yerde şu bölgede şu biraz daha açayım ben bunu. Şu ne yazan yerde daha büyük bir yıkıcılık meydana getirmiş. 1939 yılında Erzincan depremi 7,9 ve daha sonra ikinci ve üçüncü büyük deprem unvanını kazanmıştı. İlk depremin olduğu saatten bu yana 3400'den fazla artçı sarsıntı kayıtlara geçmiştir. Özellikle 6,6 ve 6 büyüklüğündeki 2 adet büyük ölçekte ve 5 ve 6 büyüklüğünde sırasına göre 30'dan fazla büyük artçı sarsıntı bölgede yer yer hasarlara yol açmıştır. Yani bir tek deprem değil, bunun yanında çok daha fazla deprem olayı da ne yapıyor? Beraberinde geliyor. Şimdi bakın, şu aşağıda da depremin saati, büyüklüğü ve derinliğin nerede olduğu gösteriliyor. Derinlik yani 5000 metre ve ölen insan sayısı, vefat eden, ölen demeyeyim ben buna, 31.643, yaralı sayısı 80 binden fazla, yıkılan ağır hasarlı bina 24.921, ağır hasar alan bina ise 120.940. Yani iki depremin, yani Şehit Kamil ve Ekinözü depreminin yani bilançosu bu şekilde. Yani 7,7 deseler de ben 7,7 değil 7,8 ölçeğinde olduğunu bunun çok daha belirgin bir şekilde ne yapıyorum ifade ediyorum. Ama resmi rakamlar 7,7 diyor, biz de 7,7 demek zorundayız. Şimdi burada deprem tarihini belirtiyor. Burada bölgenin geçmiş depremselliği diyerekten, bakın bu kırmızı hat yüksek şeyler ne zamanlarda oldu, düşük depremler ne zamanlarda oldu diyor. Okuyalım bunu da. Doğu Anadolu fay zonu tarihsel dönemde yaklaşık 7 büyüklüğündeki depremlere maruz kalmış olup depremlerin ardından Amanos, Yasenek, Gölbaşı ve Erkenek segmentleri. Segment şu anlama gelir.
bir bütünün parçalar anlamına gelir. Segmentlerin kırıldığı kayıtlara geçmiştir. Bölgenin tarihsel depremine baktığımızda 131, 128, 518, 1114 yıllarında da şiddeti 7 ve 8 arasında değişen depremler olduğu gözlenmiştir. Yani bu bölge deprem bölgesi. Yani 2000 yıllık bir süre içerisindeki çıkan depremler tarih içerisinde gösteriliyor. 859, 1115, 1513, 1822, 1872 yıllarında civardaki fayların kırıldığı belirtilmiştir. Son 120 yıllık aletsel dönüm aktivitesine bakıldığında ise bölge ve yakın civarında büyüklüğü altından varan depremlerin varlığı gözlenmiştir. Bunlar Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın verileri. Yani anlayacağınız deprem üretmekte yüksek bir potansiyel sahip bir yer. Evet, bölgenin tarihsel deprem haritasını da inceleyelim. Bakın nerelerde olmuş? En başta 128 yılında şu bölgede olmuş. 131 yılında şu mavi yerde olmuş. Sırayla gidecek olursak 518 yılında burada olmuş. Arkasından 516 yılında Adana'nın Torosların olduğu yerde, 517'de burada, 290 yılında orada. Fakat bu depremler böyle büyük depremler değil, biraz daha 6 şiddetinde olan depremler buralarda olmuş ve Kilis ve Suriye'nin olduğu yerler 933 yılında burada olmuş, 1222 yılında Kilis'te olmuş. 715 yılında aynı yerde bakın Suriye'nin olduğu bölge burada deprem meydana gelmiş. 1114 yılında Maraş'ın merkezinde olmuş. 1222 yılında Kilis'te olmuş. 1822 yılında bu Antakya kısmında olmuş. 1847 yılında denizin ortasında olmuş. 1855 yılında Adana'nın Toroslar kısmında deprem meydana gelmiş. Bunlar buranın ve 718 yıllarında da depremini gösteriyor. Şiddetini gösteren unsur şuradaki şey yapı ve yani bunlar yani yeşiller 7 şiddetine depremleri ifade ediyor. 8 büyüklüğü bu 10'da 10 büyüklüğündeki deprem ifadesidir. Ve arkasından burada irili ufaklı oluşan depremler 1900 ile 2002 yıllar arasındaki deprem haritasını görebilirsiniz. Bakın irili ufaklı ne yapıyor? Buradaki orojenaz hattı dediğimiz yani sıra dağ oluşumlarının hareketleriyle beraber başlayan levha kaymaların neler olduğunu görebiliyorsunuz. Yani irili ufaklı depremler sürekli meydana geliyor burada. Ve depremin etkilediği nüfus ve nüfus yoğunluğu bakın Adana'daki nüfus ve kişi toplam sayısını gösteriyor. Yani bunu ben girmeyeceğim buraya çünkü yani bu istatistiki bilgi isteyen bunu inceleyebilir, alabilir ve depremin yıktığı yerler diyor. Yani bu 10 ili ne yaptı? Ciddi bir şekilde etkiledi. Yani burada bakın bir istatistiki bilgi veriliyor. Hani istatistiki bilgilere falan girmeyeceğim. Çünkü bunlar konumuz değil. Bölgenin zemin yapısını inceleyeceğiz. Depremden etkilenen bölgenin morfolojik yapısı yani yapısal düzlemi tabanlı olarak elde edilmiş zemin modelinde irdelendiğinde deprem oluşturan fay ve civarındaki kesme dalgaların ortalama hızları 760 metre bölü saniye civarlarında olduğunu ve görece kaya sınıflanmasına yakın bir özelliğe sahip olduğu söylenebilir. Özellikle İskenderun, Antakya yerleşik
Hatta bu değerlerden daha düşük yumuşak zemin özelliği örtüştüğü görülmektedir. Bakın arkadaşlar, buradaki de depremin hız ölçüsünü belirtiyor. Yani ne hızda hareket ettiğini, bu yapının hız oranını ne yapıyor? Karşımıza çıkartıyor. Yani şöyle söyleyeyim, şu gördüğünüz siyah bölge, yani hareketin yavaşladığı ve hareketin aktif olduğu yerler olarak da görebilirsiniz. Evet, depremin hasar verdiği binaları anlatmıştık. Ve AFAD'ın verileri var burada. 10 ilimizi etkileyen şey AFAD'a göre, AFAD'ın verilerine göre. Bunları tekrar anlatmayacağım. Çünkü zaten can kaybını belirttik. Yani yıkılan hasarlı evi belirttik. Bunlar ne yapıyor bize? Bilgi veriyor. Ve arkasından Suriye üzerinde de bu deprem 6.000'e yakın kişinin yaralandığını, 4.500 kişinin de yaşamını yitirdiğini gösteriyor. Yani bu deprem Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus'ta da ne yapmış? Büyük hasar ve yıkımı beraberinde getirmiş. Ve burada bakın, şey yaptığınız zaman, yani zaman içerisindeki can kaybına, ölüm ve yaralı olma olasılığının durumunu ne yapıyor? İstatistik olarak karşımıza çıkartıyor. Ve depremin şiddeti hakkında burada ki hat, bu kırmızı bölgenin yani yoğun risk taşıdığını görüyorsunuz. Yani yıkıcılığın ne kadar büyük olduğunu ve bilhassa Antakya'da ve İskenderun hattındaki yıkıcılığın çok daha büyük olduğunu görüyorsunuz. Ve şurada da depremin derinlik ölçümü gösteriliyor. İşte kaç kilometrede oldu diye. Ve ağırlıklı olarak 5 ve 10 kilometre hattında meydana geldiğini görebiliyoruz. Evet, yani orada deprem derinliğinin nerede olduğunu gösteriyor. Ve şurada da bakın, yani şurada da yani işte deprem derinliklerinin ve getirdiği durumların neler olduğu anlatılıyor. Hasar haritasını ne yapmış? Maraş ilindeki hasar haritasını da ciddi bir şekilde ortaya koymuş. Evet. Yani su baskını falan diyor. Yani şimdi zaten şu anda su baskını olayı ne kadardır derseniz İskenderun 4 metre kadar yani suyun içine girmiş vaziyette. Buradaki işte zaman çizelgesine göre İskenderun, Erdemli ve Gazi Magosa bölgesinde yani deniz seviyesinin yükselme durumunun ne olduğu hakkında bilgi veriyor. Bakın bunu isteyen daha detaylı şey yapabilir. Çünkü ben bunu ne yapacağım? Linkini koyacağım ve buradan takip edebilirsiniz siz. Yani deniz suyunun yükselme durumunun ne olduğu şey yapılıyor, gösteriliyor. Burası önemli. Burayı okuyalım. Geleceğe dair sismik faaliyetin olasılığı durumunu anlatıyor. Beraber okuyalım. Bölgede meydana gelen depremden 6.6 büyüklüğünde olmak üzere 34 büyüklüğünde 3400'den fazla artçı sarsıntı meydana gelmiştir. Bu veriler daha çok geniş alan yayılmış olan Doğu Anadolu fay zonunun bölümlerinde sismik hareketliliğin ne kadar kaotik olduğunu göstermektedir. Bakın, yani şurada sismik faaliyetin durumunu, yani artçı sarsıntıların, yani 3400 artçı sarsıntının nereleri etkilediğini görebiliyorsunuz. Yani bu da Yozgat'ın olduğu yerde bile sismik aktiviteler, yani Kayseri'de ciddi şekilde etkiledi. Ben bulunduğum yer Kayseri'dir. Karaman'a kadar etkisini ne yaptı gösterdi. Evet, bakın bu o günden sonra yani 6 Şubat'tan sonra depremleşmenin yani irili ufaklı
oluşumun ne kadar olduğunu anlatmaya çalışıyor. Zaten enerjisini düşürdükten sonra işte 2 büyüklüğünde, 3 yani 3-4 büyüklüğünde, 4-5 büyüklüğünde, 5-6 büyüklüğünde, 6-7 büyüklüğünde, 7 ve 8 büyüklüğünde deprem diyor ama ağırlıklı olarak 2 ve 3 büyüklüğünde ve 5 büyüklüğünde depremler oluşmuş. Yani bunlar o kadar ne diyeyim ben size o kadar büyük bir deprem şey değil ama yıkıcı depremi zaten ortaya koydu. Ve burada tabii ki 2020'de Elazığ depreminden sonrasında oluşan durumu anlatıyor. Burada da yani gerilme hattının ne olduğunu gösteriyor. Yani akabinde bunlar karşımıza çıkıyor ve bakın burada yüzey değişimini gösteriyor. Bakın bu jeoşturan parçaların kırılmasıyla yani hareketlerin ne taraflara doğru gittiğini, nasıl bir hareket zemini yarattığını, aşağı doğru bir kayma ve aşağıdan kuzeyden güneye, güneyden yani doğudan batıya doğru bir kayma hareketinin olduğunu görebiliyorsunuz. Yani şu hareket depremin meydana getirdiği hareket şeyin durumu burada gösteriliyor. Ve yani Türkiye şu anda gördüğünüz kadarıyla batıya doğru 4 metre kadar kaydı. Ve arkasından şu aşağı kısımdan da doğuya doğru itildi. Böyle bir hareket zemini geldi. Bakın şurada batıya kayış, şurada aşağı kayış, yani Anadolu levhasının aşağı kayış ve arkasından bu Arap levhası dediğimiz şu levha, Arap levhası da Anadolu levhasının bir yani doğuya kayış meydana geldi. Arkasından da bu Maraş'ta bu ta şeyden başlayan Bingöl, Karlova'dan başlayan o fay zorunda da kuzeyden güneye doğru bir kayış hareketi başladı. Yani oluştu daha doğrusu diyeyim. Ve bu da ne kadar metrelerde oluştuğunu gösteriyor. Tabii oluşum 5 metre, 5000 metre ile 2500 metre arasında değişen bir durum söz konusu. Uzaydan çekilmiş fotoğrafıyla beraber yani kayış durumunun neler olduğunu görebiliyorsunuz. Hani bazı yerlerde yükselme var. Yani şu siyah yerlerde çökme var. Yani ova haline gelmiş. Bazı yerlerde yükselme var. Bakın. Şu siyah yerler 4 metre kadar aşağı doğru çökmüş vaziyette. Eksi 4 metre ve diğer yerler 2 metre çökmüş vaziyette. Şu görmüş olduğunuz yerlerde, bakın şu turuncu renkli gibi gözüken yerlerde 2 metre ile 4 metre kadar yükselmiş vaziyette. Bu yüzey şekilleri ne yapmış? Yer değiştirme durumuna girmiş. Evet ve bakın bu deprem sonrasında meydana gelen oluşumun kuzey ve güney atım esnasında neler nasıl meydana geldiğini burada daha da detaylı görüyoruz. Bakın burada. Ve bu atımların meydana gelme durumu esnasındaki yüzey hareketlerinin durumu ne yapıyor? Koordinat halinde bizim karşımıza çıkartılıyor. Ve bakın depremin burada özür dilerim. Geçen demir yolundaki hareketin ne olduğunu görebilme imkanımız daha hani bu atımların ne hale getirdiğini ne yapıyoruz? Kayma miktarını daha net görebiliyoruz. Yani bahsetmiş olduğumuz şu yukarıdaki kayma hareketi var ya, bu kayma hareketinin yüzey hattında meydana getirdiği durum şu demir yolundaki
demir yolunun böyle bükülmesiyle çok daha net anlaşılabiliyor. Ve yani bakın burada doğru şey vermiş 7.8 diye. Yani resmi rakam bu olduğu için bu şekilde söylüyor ama doğru olanı vermiş. Ve buradaki hareketlenmenin kuzeye ve güneye doğru hareketlenmenin neticesinin ana şoklarının ne kadar olduğunu şurada zaman içerisindeki sürecini de gösteriyor. Bu harita bize şu yani şablon. Ve tabii ki deprem aşağı yukarı 70 saniye kadar sürmüş. Bakın yani ve 20 ile 40 saniye arasında çok büyük şiddet. 40 ile 50 saniye arasında şiddet biraz daha hafifliyor. 60 saniyeden sonra şiddet düşmeye başlıyor. Yani bu iki depremde de yani hangi zaman aralığında nasıl bir şiddet gösterdiğini burada daha iyi anlıyoruz. Aynı şey bunda ikinci deprem için görüyoruz burada. Buradaki yıkıcılık da ilk 20 saniye içerisinde olmuş. İlk 20 saniye içerisinde ne yapmış? Ciddi bir şekilde enerji boşaltmasını meydana getirmiş. Evet. Ve burada da tabii ki buralara fazla girmeyeceğim. Bunlar uydu görüntüleri. Uydu görüntüleri esnasında yani tektonik hareketin oluşturduğu durum anlatılıyor. O kadar detaya girmeyeceğim. Ve burada da tabii İskenderun hattında oluşan yüksek değerler, yüksek değişimler, Hatay'daki yüksek değişimler ve Maraş'taki yüksek değişimler, yani hasar durumları, yani bu durumları görebiliyorsunuz. Yani İskenderun'da ciddi bir hasar durumu tam merkezde oluşuyor. İşte normal hasar durumu etrafta oluşuyor. Ve kabul edilebilir hasar denen şey ise yani kabul edilebilir değil, yani bir hasar almamış ama bir depremi hissetmiş. Bizim evimizde olduğu gibi. Alüvyon üzerine kurulan yerlerde çok ağır hasarlar görebiliyoruz. Ağır hasarlar görebiliyoruz. Yani deprem için giden arkadaşlarım vardı. Yani Afşin'e, biz Afşin'e gitmedik. Afşin tamamen kaya zemin üzerine oturmuş bir yerdi. Hiçbir hasar olmadığını söylediler. Ama Elbistan ovada olduğu için çok büyük bir şekilde hasarı hissetmiş. Bakın Amik Ovası'nın olduğu yer ve kurulan Hatay, yani Antakya şehri burada çok ciddi hasar alıyor. Fakat dağ taraflarına oturan yerlerde bir hasar olayını görebiliyor musunuz? Yani hasar kısmen var. Yani çok büyük bir hasar yok. Aynısı da benzer İskenderun için de söyleyebiliriz. Bakın bu dağlık bölgede bir hasar olayı o kadar şehir merkezindeki gibi yok. Yani, tamam mı? Adana'ya baktığımızda da aynı şekilde. Adana'da tabii ki yani bir hasar durumu var mı dersiniz? O kadar yani hasarlı yapı var ama o kadar bariz bir şekilde değil. Yani burada Kayseri tarafında da hissedildi. Burada da hafif bir hasar meydana geldi. Bakın şu Karacahis Dağı'dır. Şu şey. Şu gördüğünüz yapı. Yani burada da yani Develi hattında yani şurası Develi'nin olduğu yerler belli bir şekilde yani bir hasarı meydana getirme olayı olmuş ama o kadar kayda değer bir hasar değil yani bu aşağıdaki gösterdiğimiz durum gibi. Ve Maraş iline baktığımızda bakın yani şehir tamamen ovanın üzerinde, şunlar dağlardır, Toros Dağları. Şehir merkezinin yani dağlara yakın yerlerinde hasarın şey o kadar yani hasar elbette var ama o kadar ciddi hasar değil ama şu bölgede ve şu bölgede ciddi bir hasarın olduğunu fakat etraf bölgelerde ise hasarın o kadar yaygın olmadığını görebiliyoruz. Evet ve AFAD'ın verilerine göre de şurada biz AFAD'ın verilerine göre de ne yapıyoruz? Yani İİME'leri görüyoruz bu şeyde. Yani AFAD burada Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
Ne yapıyor? Buradaki deprem esnasında oluşan ivme ölçerlerin yani hareket noktalarının ve yıkıcılık durumunun ne olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor bize. Tabii ki ta deprem çok uzak yerlerde yıkıcı olmasa bile hissedilebilir bir ölçüyü beraberinde göstermiş. Ve acil müdahale ekibi işte ivme ölçer olaraktan Elbistan depremini ve Pazarcık depremi olarak da ifadelendiriyor AFAD. 7.7 diyor. 7.7 değil 7.8'dir. Bunun düzeltilmesi lazım esasen. Ve aynı şekilde bu deprem durumunun yani ivme, nasıl bir ivme kazandırdığını göstermiş oluyor. Evet ve bu yani depremin işte kaç ne kadarlık bölge alanda hissedildiğini bakın böyle bir şeyin içerisine almış. Çemberler içerisinde almış. Maraş'tan Malatya'ya, Malatya'dan Adıyaman'a, Adıyaman'dan Kayseri'ye. Ve bu şu turuncu renk yıkıcılığı ne oldu? Sarı renk yani hasar meydana getirdi. Yeşil renk hissedildiğini, bu mavi renkte hafif hissedildiğini, dalga dalga nasıl yayıldığını görüyoruz burada. Yani 7.5 yani ikinci deprem nasıl hissedildiğini görüyoruz. Buradaki diğer depremin de yani bu Pazarcık depremi diye bildiğimiz depremin de aynı şekilde nasıl hissedildiğini görüyoruz bakın burada. Yani dalga dalga ne yapmış? Yani Diyarbakır'da bile yıkıcılık gösterdi. Yani dalga dalga yayılmış ve ta yani Nevşehir, Kayseri'ye de ciddi şekilde hissedildi. Ardından Kırşehir'e kadar geçiş sürecini görebiliyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi ben bu bilgi bizim için şunu gösterecek. Yani biz şimdi arkadaşlar bakın şunu unutmayın. Deprem ülkesiyiz. Deprem ülkesi olduğumuz için şimdi yer bilimleri ve madencilik depremden sonra çok büyük bir şekilde ne yapılıyor? İlgi alakalı levhası üzerinde yaşıyoruz. Ama bu levhası da üç tarafı deprem bölgesinde olan bir yerdir. Şehirlerin kurumu her zaman için kayalık zeminlerde olması gerekir. Yani bu atımlar olacak. Bunlardan kaçış yoktur. Bunu önleme imkanı da yoktur. Yani bu erken uyarı sistemi var mı? Erken uyarı olsa da olmasa da can kaybını en asgari seviyeye indirebilirsin. Ama yapılan binalar, yapılan inşaatlar kaya zeminler üzerinde olmak zorundadır. İmar rantı, ya bundan belediye oy kazanıyor, müteahhit para kazanıyor, arsa sahibi de rant kazanıyor. Oraları imara açıp da tarım arazilerini eğer yapılaşmaya müsaade edilirse bu bitmeden devam edecektir. Ve imar barışı denen şey, 23 tane imar barışı yapıldı. Bakın, Türkiye'de bunu isteyen araştırsın, 23 tane imar barışı yapıldı. Ve imar barışıyla böyle derme çatma yapılmış binalar ruhsatlı hale getirildi. Ruhsatlı hale getirildi. Artık yani bundan vazgeçmeyi bilmek zorundayız. Bundan vazgeçmeyi bilmek zorundayız ve bu depremle beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekir. Çünkü yaşadığımız coğrafya böyle bir coğrafya. Evet, görüşmek üzere. Artık depremlerden daha az bir can kaybıyla çıkmayı umut etmek dileğiyle hepinize iyi günler ve sağlık dolu günler dilerim. Ölenlere Allah rahmet eylesin, geride kalanlara Allah sabır versin ve bize de birlik ve bilinç zeminini kazandırsın.